Gayrimenkulden herkese merhaba değerli dostlar. Bugün Efeler Mahallesi'ndeyiz. Didim Efeler Mahallesi'nde 19 adet bağımsız bölümü olan müstakil villaların tanıtımını yapacağım. Bunun sadece bir tanesini örnek olarak çekiyoruz. Şu an villamız burası. 340 metre arsaya sahip, 4 odalı, ebeveyn banyolu harika bir villa. Şimdi peyzajımızı tanıtırken diğer villalar konusunda da birkaç şey söyleyeceğiz. Burası Fenera Caddesi, Efeler Mahallesi demiştik. Villamızda akıllı sistem bulunmakta. Evet değerli dostlar, arsamız 340 metre demiştik. Burada geniş kullanışlı bir havuzumuz. Yaklaşık 2 araçlıkta otoparkımız bulunmakta. Çevresinde çok güzel bir yeşil peyzaj yapılmış. Dış cephede ısı yalıtım kullanılmış. Gördüğünüz gibi mat seramikler dekore edilmiş. Otomatik kepenk mevcut. Kamera sistemi, alarm sistemi bulunmakta. Bu evde akıllı ev sistemi kullanılmıştır değerli dostlar. Daha önce bu bölgede çok villamızın tanıtımını yapmıştık. Şimdi burayı da böyle göstermek istiyoruz. Havuz geniş kullanışlı. Burası köşe parsel. Buranın fiyatı 12,5 milyon TL. Diğerlerin fiyatları değişiyor. Burası köşe başı olduğu için fiyatımız 12,5 milyon TL'dir. Diğerleri daha düşüktür değerli dostlar fiyat olarak. Burada diş cephede şuraya güzel bir üstüne pergole yapılabilir bir alan bırakılmış. Zaten buradan salon ve mutfak çıkışı bulunmakta. Aynı şekilde PVC kapılarımızın sineklikleri takılmış. Isı ve ses yalıtımlı camlar kullanılmış. Otomatik kepenkleri yapılmıştır. Geldiğimizde dış cephede siyah aplikler, aydınlatmalar kullanılmış. Çok güzel bir yeşil alanı bulunmakta. Komşunuzla aranızda çam ağaçlarıyla bir bölüm oluşturulmuştur değerli dostlar. Şimdi villamızın içine doğru giderken bu peyzajımızı da çekelim. Fazla uzun bir zaman olmasa da size çekimlerimizle Didim'i tanıtmaya çalışıyoruz. Didim'deki yapıları tanıtmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Fiyatlar ortalama bu yönlü. 10 milyondan başlıyor zaten müstakil villaların fiyatları. Böyle bir arsa içerisinde, böyle bir villa İçinde fiyat gerçekten 12,5 milyon makul bir fiyat. İçini gösterdiğimde gerçekten ne kadar kaliteli bir ev olduğunu göreceksiniz. Evet değerli dostlar, kapı girişimiz çelik kapımızın alt duvarları, villanın bütün alt duvarlarına mat seramik kullanılmış. Derzi seramik. Villamızın içine geldiğimizde değerli dostlar, ilk kapı girişine geldiğimizde sağ tarafından, kameranın sağ tarafından üst kata çıkıyorsunuz. Burada güzel bir vestiyer bizi karşılıyor. Renkler harika. Ben bu renkleri çok beğendim. Çok farklı bir konsept yapılmış içeride. Boyalar farklı kullanılmış. Sürekli çektiğimiz, gördüğümüz renklerden farklı renkler. Burada bir akıllı sistem demiştik. Bu ev akıllı sistem özelliğine sahip. Buraya zaten pano gelecek. Şu an orası boş. Orayı göstermek istedim. İçeri geldiğimizde benim sağ tarafımda bir adet oda bulunmakta. Arsa geniş olduğu için bazı villalarımızın alt katına oda koyabiliyoruz. Buradan havuz başına çıkabilirsiniz. Bahçeyi kullanabilirsiniz değerli dostlar. Yerler seramiktir. 60'a 120 seramik. Tavanlarda led aydınlatmalar kullanılmış. Merkezi sistem soğutma, klima hatları çekilmiştir. Altta dediğim yani bu evde de alttan ısıtma, merkezi ısıtma sistemi bulunmakta değerli dostlar. Burada alt katta da bir banyo, banyo demeyelim de bir WC konulmuş. Kapılar sürekli gördüğümüzden farklı. Bu sefer gri kapılar kullanılmış. Ve mutfak dolapları harika renklerle dizayn edilmiştir. Burada yine tezgahta çimston, mermer kullanılmış. Beyaz evyeler, gri, lake malzemeden mutfak dolapları yapılmıştır değerli dostlar. Burada gördüğünüz gibi 2 adet sürgülü kapı bizi bahçeye taşıyor. Bahçede şurada demiştim pergole yapılabilir. Harika bir kahvaltı ya da yemek alanı oluşturulabilir. Mutfak ve salon yani bir villanın kullanılabilecek en güzel yerleri burada yapılmış, genişletilmiş. Evet değerli dostlar, üst katımıza çıkarken gördüğünüz gibi yerlerde mermerler kullanılmış. Burada aplik aydınlatmalar merdiven boşluğunda harika bir ambiyans oluşturmuş. Dostlar evimiz 2 katlı, villamız 2 katlı olup 4 odaya sahiptir. Üst kattaki ilk odamıza geldiğimizde yerler silinebilir, yani yıkanılabilir, parkedir, şişme yapmaz. Derzi parke yapılmış. Aynı şekilde duvarlara açık gri ve yeşil tonlarında renkler kullanılmıştır. Bu renkler açık renkler olduğu için birbirini tamamlamıştır değerli dostlar. Buradan balkonumuza çıkıyoruz. Bir köşe balkonumuz var. Köşe demeyeyim, boydan boya balkonumuz var. Çok kullanışlı bir balkon. Diğer odalardan da bu balkona çıkabiliyorsunuz. Harika bir genişliğe sahip, kullanışlı. Dış cephede ikinci katta
fugalı malzemeden ısı yalıtım yapılmış değerli dostlar. Bunlar fugalı ısı yalıtım malzemesi. Daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Isı yalıtım binanın %50 enerji tasarrufunu sağlıyor demiştik. Burada balkon korkuluklarında tamperli cam ve antrasit korkuluklar kullanılmıştır. Evet değerli dostlar, üst katta da aynı şekilde sinekliklerimiz konulmuştur. Diğer odalara geçelim bakalım. Burada da aynı şekilde kapılar gri. Evet değerli dostlar, burada 3. odamızı gösteriyorum. Alt katta bir oda göstermiştik. Üst katta bir oda. Otomatik panjurumuzun birini açmayı unutmuşuz. Onu da açalım. Buradan da aynı şekilde balkona çıkacağız. Burada da aynı renkte boyalar kullanılmış. Gerçekten zevkli bir inşaat firmasıymış. Renkleri çok beğendim. Daha demin gösterdiğim balkona buradan da çıkıyoruz değerli dostlar. 3. odamızı tanıttık ve 4. odamıza geçeceğiz. Koridorda bir adet banyo ortak kullanım alanı mevcut değerli dostlar. Burada da 60'a 120 seramikler kullanılmış. Siyah duşakabinler ve gümüş renkli duş başlıkları kullanılmıştır değerli dostlar. Şimdi 4. odamızı da tanıttıktan sonra aşağı inip sitenin genelini çekeceğim. Site demiyorum, pardon, bağımsız bölüm. Burası site değil. Herkesin bölümü, havuzu, otoparkı bağımsızdır. Bu odamızda ebeveyn banyosu bulunmakta. Burası da aynı şekilde yol cephesine bakıyor. Şu ileride gördüğünüz yerde hazinedir. Devlet hazinesi. Buralarda tabii ki yeni projeler geliyor. Sürekli rağbet gören bir yer. Şu an Efeler tek ağaç bölgesinde arsa bulmak imkansız diyebilecek kadar zor. Fiyatlar da bu yüzden villalara yansıyor. Burada bir ebeveyn banyomuz var. Kameraman dostum burayı da çeksin. Aynı şekilde bu odada da parkeler yapılmış. Derzli parke. Dediğim gibi değerli dostlar, 19 adet villa bulunmakta. Fiyatları birbirinden farklıdır. Buranın 340 metre arsası olduğu için buranın fiyatı 12,5 milyon TL'dir. 11 milyon, 11,5 milyon gibi fiyatlarda burada pazarlığı söz konusu olan yerlerde bulunmaktadır değerli dostlar. Sitenin dışını bir tur çekeceğim size. Orayı göstereceğim. Ondan sonra görüşmek dileğiyle diyeceğim. Evet değerli dostlar, Efeler Mahallesi'nde 19 adet bağımsız bölümden oluşan villalarımızın tanıtımını yaptık. Köşebaşı olan villamızı çektik. Fiyatımız 12,5 milyon TL'ydi. Siz de bu tür videolarımın devamını izlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Bana ulaşmak istiyorsanız aşağıdaki numaradan beni arayabilirsiniz. Hepinize iyi günler diliyorum. Kendinize iyi bakın.